Öncelikle bizim bu turnuvada ikinci sezonumuz. Biz 3 yıl önce katılmıştık. Bu ikincisi oldu. Tekrar katılmak istedik. Güzel bir organizasyon olduğu için. Eğlenceli, keyifli bir turnuva olmasını istiyoruz. İnşallah da öyle bir turnuva olacağını ümit ediyorum. Çünkü burası sosyal bir etkinlik olarak da iyi oluyor. Hem de ailelerin ilerleyen maçlarda onlar da katılacaktır. Daha da katılım artacağını düşünüyorum. Güzel organizasyon olacağını, keyifli mücadelelerin olacağını ve fair play çerçevesinde geçeceğini ümit ederek biz buraya geldik ve şu ana kadar da öyle. Tabii ki maçlar içerisinde sertlikler olabiliyor. Yani pozisyonel sertlikler ama onun dışında kasti hareketlerden uzak olması. Çünkü sonuçta buradaki insanlar eğlenmeye geliyor. Çalışanlar oldukları için farklı işleri var. Sporu burada zevk için yapıyoruz. Onun için bu maçta herhangi bir sakatlık olmadan bitmesi bizim için ve rakibimiz için sevindirici. Güzel bir maç oldu. İyi başladık. Rakibimiz de iyi bir rakip. Daha önce final oynayan takımlardan birisi. Biz de hep aynı kadroyla uzun yıllardır şirket içinde, şirket dışında mücadele etmeye çalışan, bu işten keyif alan bir ekibiz ve biz buraya tamam yarışmacı kimliğimizle geliyoruz ama bunun dışında keyif planını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü yarışma hırsı içerisine girdiğinizde farklı sakatlıklar gibi farklı şeyler ortaya çıkabilir. Biz bundan ödün vermemeye çalışıyoruz. İnşallah da bunu böyle devam ettireceğiz. Rakibimiz de iyi bir rakipte, onu özellikle söyleyeyim. Maç içerisinde bizim öne geçtiğimiz dönemde hemen kısa sürede ilk yarının sonunda golü bulmuş olması, güzel de bir gol attılar. Golü bulmuş olması biraz daha kontrollü oynamamızı, soyunma odasına diyelim, biraz daha morali bozuk gitmesine sebep oldu arkadaşların ama bunlar maç içerisinde olacak olan şeyler. Daha çok maç var. Yenileceğiz, geriye düşeceğiz, belki yeneceğiz. Her zaman her şey galibiyet olmuyor. Ben bütün arkadaşlarıma, rakip takıma da hep bunu söylüyorum. Öncelikle dostluk içerisinde mücadele edelim. Gerisi zaten kendiliğinden gelecektir.